Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında elhamdülillah yine birlikteyiz ve Bakara suresinin bazı ayeti kerimeleri üzerinde durmaya çalışıyoruz. Elbette en büyük sure, 50 sayfa civarında bir sure, baştan başa yani ders yapmak elbette zor. Zaten bugüne kadar yaptığımız Kur'an-ı Kerim'in genelinde aynı konulara temas ettiğimiz için başka yerlerde temas etmediğimiz ayet-i kerimeler veya tekrarında fayda gördüğümüz ayet-i kerimeler üzerinde duruyoruz. Bunlardan birisi de Talut-Calut olayının anlatıldığı, Hazreti Davud olayının anlatıldığı bir bölüm vardır. O bölümü dikkatlerinize sunmak istiyorum. Hepiniz belki mealini okumuşsunuzdur. Ve bu surede cihat ağırlıklı bu ayet-i kerimeler, müminleri cihada teşvik eden ayet-i kerimeler ve bir olaydır. Ama ondan önce şunu bilelim ki Bakara suresinin bir özelliği, cihada müsaade edilen veya savaşa müsaade edilen ayet-i kerimeler Bakara suresindedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve katilu fi sabilillahi'llezine yuqatilunukum ve la ta'tedu. İnallaha la yuhibbul muhtedin. 190. ayet-i kerime olacak. Yani sizinle savaşanlarla siz de savaşın ve aşırı gitmeyin. Allahu Teala aşırı gidenleri sevmez. Ayet-i kerimesi bu surededir. Bunu bilelim. Ve yine hepimizin yani çokça kullandığı bir ayet-i kerime var sohbetlerde. Nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhul lekum. Yani savaş hoşunuza gitmese de size yazıldı. Size yazıldı. Olur ki yani sizin hoşunuza gitmeyen bazı şeylerde hayır vardır. Sizin hoşunuza giden şeylerde şer vardır ama siz bilemezsiniz. Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhul lekum ma asa en tekrahu şeyen ve huve hayrul lekum ma asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrul lekum. Ayeti kerimesi de buradadır. Anlamlarını fazla açıklamıyorum ama yani bu surede böyle bir cihadın girişi vardır. Zaten Talut Calut olayının özünü de müminlerin Allah yolundaki cihadı oluşturuyor. Geçmiş ümmetlerden bir misal. Hem bize bir misal hem de özellikle onların iç yüzünü, İsrailoğullarının tıynetini, iç yüzünü yani sosyolojik, psikolojik haleti ruhiyelerini ortaya koyan bir bölümdür. Onun için burada bu bölümün üzerinde biraz durmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ilel mele'i min beni İsrail'e min ba'di Musa. Sana şöyle bir haber geldi mi? Hani Musa'dan sonra İsrailoğullarının şöyle bir talebi olmuştu diye hikaye başlıyor. Ama ondan önce yine bir bölüm var. Orayı da görmemiz lazım. O bölüm nedir? Elem tera ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun hazaral mevt. Bu ayeti kerimede bakmadın mı, görmedin mi veya baksana, yani dikkat etsene, hani bir toplum haydi Allah yolunda cihada denildiği zaman yani yerinde kalmıştı. Önce böyle bir toplumdan haber veriyor ve onlar sanki ölüme sürülüyorlarmış gibi, cihad emredilince sanki %100 öleceklermiş gibi bir korku kapladı ve Allahu Teala da onlara ölüm dedi. Ama sonra yine onlara merhamet etti, acıdı ve onlara tekrar hayat verdi buyuruyor. Aslında burada da bir toplumun, bir kavmin başından geçen bir olay anlatılıyor. Bu sadece alimlerimiz bu kuru bir misal değil. Bu başından iş geçen bir toplum diyor. Ama yine de asıl mevzuya bundan sonra giriş yapıyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de yine başka surelerde müminler, bizzat yani Medine'deki müminlerin de böyle bir durumu olmuştu. Yani اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّ اَيْدِيَكُمْ وَاَق۪يمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَةِ diye bir ayeti kerimede Allah-u Teala şunlara baksana, bunlara
namazınızı kılın, zekatınızı verin, fazla büyük konuşmayın denilmişti. Ama onlar gönüllerinden cihat, dillerinden cihat geçiriyorlardı. Ama ne zaman ki cihat emredilince orada bocaladılar. Ya niye işte biraz gecikse falan diye. Burada da böyle bir haleti ruhiye anlatılıyor ve ondan sonra söylediğimiz gibi Talut Calut olayına geçiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ilel mele'i min beni İsraile min badi Musa. Hani İsrailoğullarının ileri gelenlerinden bir bölüm Musa'dan sonra, dikkat edin. Musa'dan sonra diyor, iz galu li nebiyyin. Nebilerine demişlerdi ki, nebinin adı verilmiyor. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenleri nebilerine, peygamberlerine gelerek demişlerdi ki, Rabbine dua et de içimizden bir kumandan bir melik çıkartsın, biz onun arkasına düşelim ve cihad edelim demişlerdi. Dikkat ediniz, peygamberlerinden böyle bir talepte bulunuyorlar. Rivayete göre, Tevrat'ta da yazdığına göre bu peygamber Samuel. Samuel peygamber biliyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'de adı geçmeyen daha birçok peygamberler var. Hadislerde geçiyor veya Tevrat'ta geçiyor. Zaten minhum men kasasna aleyke ve minhum men lem naksus aleyk. O nebilerin birçoğunun adını sana verdik, kıssasını anlattık ama birçoğunu da adını vermedik dediği peygamberlerden birisi bu. Samuel peygamber, yaşlı bir peygamber. Burada yaşlı dememizin sebebi şudur muhterem izleyenlerim. Bir peygamber ola ola dura dura tekrar bir melik, bir hükümdar, bir başkomutan istenmez de onun için. Neden? Çünkü müminlerin lideri tektir. Burası çok önemlidir. Yani müminlerin lideri tektir. Camide de o öndedir, mescitte de öndedir, dışarıda da öndedir, meydanda da öndedir. Ama İslam toplumları bozulmaya yüz tutunca ne olmuştur? İki tane olmuştur. Hem dünya liderleri hem ahiret liderleri gibi. Yani biz buna dobra dobra yani laiklik diyoruz. Ayrı bir olay. İşte burada da böyle bir sahne var. Yani peygamberleri dura dura bir komutan, bir lider istiyorlar savaşmak için önümüze düşsün. Rabbine yalvar izgalu li nebiyyin lehumu baslena melken nukatil fi sebilillah. Allah yolunda savaşalım. Ha şimdi burada mazeretleri nedir rivayete göre? Bu peygamber yaşlı bir peygamber ve askerin ordunun başına geçip yani savaşacak durumda olmadığı için ve sabır da edemediklerinden dolayı diyorlar ki ne olur bize bir komutan, bir kumandan, bir melik tayin et ve biz onun peşine düşelim ve Allah yolunda ne yapalım? Savaşalım. Fakat o peygamber biliyor ya, kavmini iyi biliyor ya, ümmetini iyi biliyor ya, diyor ki korkarım savaşmazsınız. Yani korkarım. قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْغِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوا. Yani bilmiyorum da siz diyor savaşmazsınız diyor. Allah size böyle bir komutan verir ama korkarım siz savaşmazsınız. Onlar da niye savaşmayacakmışız ki? قَالُوا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَائِنَا. Yani memleketimizden sürüldük. Yani karşı demek ki bir mağlubiyetin sonrasında oluyor bu. Bir mağlubiyet yaşanıyor. O mağlubiyette memleketlerini kaybediyorlar. Çocuklarını savaşta, evlatlarını savaşta kaybediyorlar. Böyle bir pozisyondayken biz niye savaşmayacakmışız ki? Niye savaştan kaçacakmışız ki? Diye peygamberlerine bu şekilde İtiraz ediyorlar ve felemma kutiba aleyhimul qitalu tevellev illa qalilen minhum. Aynen o peygamberin dediği gibi oluyor ve ne zaman ki diyor onlara savaş yazıldı, savaş emri verildi, onların bir çok az bir kısmı hariç yüz çevirdiler, kaçtılar. Yani bu emri yerine getirmediler. Vallahu alimin biz zalimin. Allah İşte bu şekildeki zalimleri bilir buyuruluyor. Muhterem izleyenlerim, rivayete göre Hazreti Musa'dan
320 sene falan sonra olan bir olay bu. Biliyorsunuz Hazreti Musa aleyhisselam zamanında da Allah-u Teala onlara şu şehre girin, şu şehre girin diye emretmişti Maide suresinde biliyorsunuz. Ve onlar da girmemişlerdi. فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا غَاِدٌ Sen ve Rabbin git, savaş biz burada oturuyoruz demişlerdi biliyorsunuz. Ve ondan sonra da artık Allah-u Teala onları cezalandırmıştı. 40 yıl sürünmüşlerdi. 40 yıl çölde gezmişlerdi, sürünmüşlerdi. 40 yıldan maksat da neydi? O biz savaşmayız, sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturuyoruz diyenler öldüler. Onların yerine yeni bir nesil geldi ve onların başına da Yuşa bin Nun aleyhisselam geçti. Yuşa bin Nun aleyhisselam geçti ve o şehre girdiler. Filistin'e girdiler ve orayı güzelce fethettiler ve hatta fetihten sonra da Yuşa bin Nun aleyhisselam elde ettiği şehirleri, kasabaları dizayn etti, intizama soktu. Her birinin başına bir hakim tayin etti. Ondan dolayı İsrailoğulları tarihinde hakimler dönemi denilir bu döneme. Hakimler dönemi denilir. Ta 300 yıla yakın sürmüştür bu dönem. Yuşa bin Aleyhisselam'ın tayin ettiği, dizayn ettiği, nizama koyduğu o idare sistemi, hakimler sistemi bu kadar sürdü. Ha, daha sonra işte bu olay oldu. Samuel aleyhisselam zamanında onlar bir mağlubiyete uğradılar ve ondan sonra dediler ki biz savaşmak istiyoruz. Madem ki mallarımıza, mülklerimize, diyarımıza, yurdumuza yani el koydular, çocuklarımızı kaybettik, biz bunun intikamını almak istiyoruz ve biz yani tekrar yurdumuzu almak istiyoruz, çıkarıldığımız yurda tekrar girmek istiyoruz diye peygamberlerine böyle yalvardılar, rica ettiler. O da Allah-u Teala'dan onlar için bir melik istedi ama ondan önce de kayıt düştü. Yani korkarım siz bunu yerine getirmezsiniz diye dediği gibi de oldu. Yani büyük bir kısmı bu işi savsakladı. Fakat ondan sonra devam ediyor Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ لَهُمْ نَب۪يُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ تَالُوتَ مَلِكًا Nebileri dedi ki onlara, Allah size Talut denilen birisini melik, kumandan tayin etti, dedi peygamberleri. Beklemedikleri bir adamdı. Kendiler başka birilerini bekliyorlardı. Zaten hep böyledir. İsrailoğulları hem Allah'tan bir şey isterler, aslında istedikleri kafalarında var yani falan. Tabii Allah da hiç onların dediğini yapmadı. Onlar bilmez ki, Allah-u Teala bilir ne olacağını. Onun için beklemedikleri bir adam, hiç beklemedikleri bir adam kumandan olarak, melik olarak tayin edilince onlar itiraz ettiler. قَالُوا اَنَّا يَكُونِ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا O nasıl olur da bizim tepemize kumandan olur, melik olur. Ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu'te sa'atan min el mal. Yani o melik olma bakımından da, yani soy sop bakımından da ve özellikle zenginlik bakımından yani bize bir üstünlüğü yok yani. Böyle bir komutan olur mu diye itiraz ettiler. قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ Peygamber de dedi ki, yani iyi biliniz ki Allah size onu seçti, size üstün kıldı. Nedir? Hem cüsse bakımından ki savaşta fiziki kuvvet de önemlidir, hem de ilim bakımından özellikle. Onun için muhterem izleyenlerim, İslam alimleri de bu ayeti kerimeden hüküm çıkararak Müslümanların kumandanlarında bu özelliklerin, özellikle ilim ve cesaret ve fizik özelliğinin olması, zenginliğin ve soyunun sopunun hiç önemli olmadığını buradan, bu hükümden, bu ayeti kerimelerden çıkarırlar. Bu önemlidir. Allah-u Teala bu şekilde bunlara da bir ders veriyor. وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَى Allah mülkünü, hakimiyetini, egemenliğini, komutanlığını dilediğine verir. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Allah vasiadır, alimdir. Evet, muhteremler, rivayete göre
Rivayete göre İsrailoğulları hayatlarının çeşitli dönemlerinde aldığı yenilgilerden birisini de bu dönemde alıyor. Ve Filistinlilere yeniliyor. Dikkat edin, Filistinliler denilince o gün onlar, Filistinliler o gün Müslüman değildi. O zaman İslam'ı temsil eden, vahyi temsil eden, peygamberlik müessesesini temsil edenler İsrailoğullarıydı. Bugün belki garibinize gelebilir. O gün orada, o civarda yaşayan Filistinliler biraz daha cebbar, biraz daha böyle katı, sert ve İslam'la fazla alakası olmayan insanlar idi ve yenmişti. İsrailoğullarını yenmişlerdi. Ve hatta Tevrat'a da el koymuşlardı. Tevrat'ın nüshalarına Hazreti Musa'dan ve Hazreti Harun'dan kalan bazı güzel emanetlere, onların kılıçlarına, silahlarına, giysilerine, ki onları İsrailoğulları böyle bereket olsun diye yanlarında bulundururlardı. Hazreti Musa'ya ait, Harun'a ait bazı eşyaları bir sandukta, bir sandukada, bir tabutta şey yaparlardı, tutarlardı. Hatta ne zaman bir savaşa gidecek olsa onları yanlarında götürürlerdi ve onların kendilerine bereket getirdiğini, uğur getirdiğini inanırlardı o şekilde. İşte ha, bu tamamen doğru, yanlış, o ayrı bir olay. O konuya girmiyoruz. Ama burada şu var ki gerçekten peygamberlerinin emanetine sahip çıkma adına bunu yaparlardı. Onun için rivayete göre Filistinliler, hatta Calut denilen adam, ki Golgat diye geçiyor herhalde Tevrat'ta, onlar İsrailoğullarıyla daimi bir savaşa tutuşmamak için, ebedi bir düşmanlık olmasın diye ve bizden tekrar intikam almaya kalkmasınlar diye, bir rivayete göre bu sandukayı, daha önce gasp ettikleri, el koydukları sandukayı güzelce ayarlayıp iki tane ineği önüne böyle at arabasına koşar gibi koşup İsrailoğullarının bulunduğu tarafa sürüyorlar ve gönderiyorlar. Yani Tevrat'ta böyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim'deki yazdığıyla de çelişkiye düşmüyor. Kur'an-ı Kerim'de detay yok ama bugünkü Tevrat'ta anlatılan o bölümle de bir çelişkisi yok. Bakın, buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle lehum nebiyyuhum. Nebileri dedi ki, o Samuel peygamber, ihtiyar peygamber, dedi ki inne ayete mülkihi en ye'tiyekumü tabutu fihi sekinetun min rabbikum ve bagiyyetun mimma tereke âlu Musa ve âlu Harûne tahmilhül melâike. O komutan var ya, Allah size Talut'u komutan olarak tayin etti dediği Talut var ya, onun komutan oluşunun, hak oluşunun alameti ve işareti de vardır. Nedir? Bakın, Musa'nın ve Harun'un emaneti gelecek. Bunu da bilin, bu da onun işaretidir, alametidir. Tahmilühül melaike, onu melekler taşıyor diyor. Alimlerimiz bu bizim bildiğimiz böyle meleklerin taşıması değil de, inekler var da, melekler yol gösteriyor veya melekler onların nereye gideceğini, o şeyin, sandukanın, tabutun içinde emanetlerin olduğu tabutun nereye gideceğine melekler yol gösteriyor diyor alimlerimiz, ki bu da en uygun olanıdır. Çünkü rivayete göre bu tabutun, bu sandukanın diyelim, böyle altından kaplamalı ve özellikle böyle tutulacak bir iki arkadan ve önden iki tane böyle bir sopa diyelim, bir ağacın geçip dört taraftan tutulacak bir şekilde olduğu rivayet ediyor ki, yani bu nedir? Yani bu beşer, senin gibi benim gibi beşerin taşıyacağı sandukadır. Onun için melekler sadece yol gösteriyor ve onlar da alıyorlar ve seviniyorlar, buluyorlar, görüyorlar, ha bir bakıyorlar ki kaybettikleri, içinde Tevrat nüshalarının olduğu, Hazreti Musa'nın, Hazreti Harun'un eşyalarının olduğu, teberrüken eşyalarının olduğu sanduka gelince bunlar tabii seviniyorlar, birçok yönden seviniyorlar. Hem Tevrat nüshalarına kavuşmaktan dolayı seviniyorlar, moralleri düzeliyor ve ondan sonra savaşa da, bundan sonraki savaşlara da ne yapıyor? Biraz daha iyice moral buluyorlar, motive oluyorlar. Bunu böyle söyleyelim.
Evet, ayet-i kerime uzun uzun Bakara suresindeki bu ayet-i kerimede bu defa Calut'tan bahsediyor. Allah-u Teala Calut'tan bahsediyor. Calut'un ordusuyla karşılaşılıyor. Oradan bahsediliyor. Muhterem izleyenlerim, bu Talut'a Tevrat'taki ismi Saul. Unutmayalım, Saul diye geçiyor. Bizim bildiğimiz Allah-u Teala'nın tayin ettiği veya peygamberlerinin işaret ettiği, tavsiye ettiği o komutan Saul'dür. Ve bundan sonra artık o Saul veya Talut ne yapacak? Calut'un ordusuyla karşılaşacak ve bu karşılaşmada da özellikle Müslümanların alacağı bir takım dersler vardır. Bu bölümü inşallah bundan sonraki sohbetimize bırakıyoruz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.